Merhaba, kusura bakmayın yarım saat geciktik ama olur böyle şeyler. Hakan Tahmaz'la HDP'yi konuşacağız. Dün biliyorsunuz Kemal Can'la MHP'yi, Yüksel Taşkın'la CHP'yi, bugün saat 2'de de Erol Erdoğan'la AK Parti'yi konuştuk. Hakan Tahmaz'la da, Barış Meclisi Sözcüsü Hakan Tahmaz'la da HDP'yi konuşacağız. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Geçen seçimin damgasını HDP bastı. 7 Haziran. Geçen seçim dediğimiz yani birkaç ay önce. Evet. Bu seçimde de herhalde öyle olacağı bekleniyordu ama HDP çok fazla ortada gözükmüyor. Şimdi HDP, yani bu seçim aslında bir tür HDP üzerine kuruldu. AK Parti HDP üzerine kurdu. Tabii ki çok seçim gerilimli bir süreç olduğu için ve bir tür provokasyonlara, işte Ankara, Diyarbakır, Mersin gibi bir süreç gibi provokasyona çok açık bir süreç oldu. Bir de gerçekten HDP'nin son yaşananlardan, bölgede, Lice'de, başka yerlerde yaşananlardan, ölenler, insanlardan sonra böyle gürültülü bir seçim kampanyası sürdürecek şeyi yok, hali yok, yapabilecek durumda değil. Yani hala yaslar İstanbul'da bile, onların taziye dediği yas evleri kuruluyor, şey yapılıyor ama hani özellikle İstanbul ve belli başlı kentlerde daha farklı bir seçim kampanyası yürütüyor HDP, benim görebildiğim kadarıyla toplantılarla endekslenmiyor. Kapalı toplantılarla çok yoğun bir biçimde bir seçim çalışması yürütüyor. Ben bir ölçüde eski oylarını, eski durumunu koruyacağını düşünüyorum ama bu kampanyanın göze çarpan en önemli unsuru, şimdi dört siyasi partinin kampanyası üzerinden baktığımızda yine 7 Haziran'a biraz benzer bir diziliş söz konusu. Seçim sonuçları itibariyle değil. Şimdi seçim kampanyasında kim, televizyonlarda, reklamlarında, afişlerinde kim ne söylüyor diye baktığın zaman daha çok bugünkü sorunlara, bugünkü kriz haline değen ve buradan çıkışı ifade eden, yeni bir toplum tasarımı, yeni bir Türkiye tasarımı ifade eden, bir anlamda moral değer veren, umurda seslenen HDP. Yani bu gerek AK Parti gerekse MHP çok bariz bir biçimde korkuya sesleniyor, korku dillendiriyor. Hani CHP'yi de onlardan ayrıştırmak gerekir. Yine hani Türkiye'nin geleceği, bu tehlikeye gidişe vurgu yapıyor ama kampanya içerisinde, sürdürülen seçim kampanyaları içerisinde umudu en fazla, hani kendi tabirleri yaşam denen ama gençliğe, yeni siyaset tarzına en fazla vurgu yapan, hani bunların ne kadar oya tekabül edip ne kadar gerçek olup olmadığı ayrı bir tartışma. Ama televizyon başında izlenen, sadece reklamlarını bile izlesen bu dört partinin hani bir gelecek bekleyen, umut bekleyen seçmen açısından böyle bir önemli bir farklılığı var. Hem de bir diğer partilerden çok daha sınırlı olanaklara sahip. Yani bu arada çok net bir şekilde bir medya ambargosu var. Çok... Tabii medya ambargosu var. Türkiye'nin şimdi ikimiz de Karadenizliyiz. Belki bunu söylemek hani zor ama HDP'nin Karadeniz başta olmak üzere, Trakya başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde siyasi parti binasını açamama, seçim bürosunu açamama durumuyla karşı karşıya. Açmak isterse ne olur sorusuna çok ve bina yakıldı. Bina yakıldı. Bir de bir seçim HDP yani 7 Haziran seçimleri ve sonrasındaki gelişmeleri dikkate alarak bilinçli bir politika olarak da yeni bir provokasyona kapı açmak için benim bildiğim kadarıyla Karadeniz'de bir yerin dışında, Trakya'da bir yerin dışında, yani bir simgesel bazı yerlerin dışında neredeyse seçim bürosu dahi açmadılar. Yani mesela Karadeniz'de açılmadı. Birebir faaliyet yürütenler var, adaylar, şunlar, bunlar. Şimdi medya ambargosu,
Ve bir tür HDP üzerinden kurulmuş, yani iki parti çok açık HDP üzerinden kurdu seçim kampanyasını. MHP doğrudan HDP'nin ismini vermese bile her aşamada, ama esas kurgusu şu: bunlar Türkiye'yi bölmek istiyor, biz muhatap almıyoruz, AKP de bunların ortağı, Türkiye bölünmekten kurtulmak için bize oy verin. Şey ise bütün günlük söylemini, dün Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan HDP'yi hedef alan, oy vermeyin bunlara diyen bir konuşma yaptı. Bir tür devletin bütün kurumlarıyla HDP karşısında çalışıyor. Toplumsal olarak çok duyarlı, kırılgan bir süreçte geçiyoruz. Şimdi bu bütün bunlara rağmen bir çalışma yürütülüyor ve toplumun tabii bu çalışmanın daha ötesinde bir büyük bir kesimde bir beklenti var. Bu halden, yani HDP buraya oynuyor, doğru bir şey yapıyor. Yani gidişattan rahatsızlık var, memnuniyetsizlik var, korku var. HDP bunlara umut veriyor. Bunun işte korku var. Yani bunu anketlerde görmenin ötesinde, mesela Ankara katliamından sonra Türkiye'nin hemen hemen 45 tane ilde protesto gösterisi yapıldı. Bazıları küçük, bazıları büyük, bazıları, ama 2-3 gün süren şeydi. Bunların hepsinin temel çağrısı şuydu: ya yeter, çözüm barış olsun. Bu katliamları durdurun şeydi. Bence buna yanıt veriyor. Bu açıdan hani politik olarak HDP geleceğe yatırım peki, yapıyor. Peki şeye baktığımız zaman aday listelerinde çok fazla bir değişiklik yok. Yok. Ama var. Yani küçük çaplı da olsa bir takım oynamalar, ince oynamalar var. Mesela daha fazla çıkarabilecekleri İzmir'de çıkaramadılar 7 Haziran'da. Oraya bir takım değişiklikler yapmışlar. İstanbul listelerinde bir takım değişiklik. Mesela Celal Doğan geldi, İstanbul ikinci bölgeye kondu vesaire. Bunlardan baktığın zaman sen daha fazla biliyorsun. Milletvekili sayısı ne olur? Değişir mi? Şimdi değişme ihtimali çok yüksek. Mesela Aydın da çıkma ihtimali yüksek. Yine İstanbul'da birinci bölgede, yani çok az bir oyla kaldı. Zaten listelerde bir esas olarak az oyla kaybettikleri elinden yerlerde küçük değişiklikler yaptılar. Genellikle Kürt adaylar koydular öyle değil mi? Evet, Kürt adaylar koydular. Yani işte mesela Aydın'da biliyoruz ki geçmişte beldeleri vardı. Bir Demokratik Toplum Partisi'nde, HDP döneminden beldeleri vardı. Orada daha çok Kürt adayları koydu. Yine Manisa'da keza öyle. Şeyde, İzmir'de daha önceki bir milletvekilini tekrar aday koydu, listesine aldılar, koydular. Yani bu daha çok hani bence doğru bir taktik bu açıdan. Hani Kürt adaylarını koydular, koymaları şundan doğru. Zaten HDP'yi büyük sıçrama yaptıran esas olarak Kürtlerin oyları. Kürt muhafazakar seçmen, AKP'nin esas hırçınlığının nedeni de, tarihi de sizin de bildiğiniz bir konu. 80 sonrası bölgede en güçlü her dönem İslami gelenekten gelen partilerdi. Şimdi ilk kez 12 Eylül sonrası ilk kez bu dibe vurdu. Ben bir miktar daha HDP oylarını bölgede artırma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Yani hem aday tartışmalarından bölgeye atan aday, hem de izlenen siyaset nedeniyle bu kadar AK Parti'nin ve devletin çeşitli kurumlarının topyekün Kürtleri, HDP'yi, çünkü HDP'yi hedefe alan belediye başkanları tutuklanan şeyin bölgede tepkisel oylarına yol açacağını düşünüyorum. Miyim? Belediye başkanları, parti yöneticileri, çok operasyon yapılıyor. Yani bayağı sayıda herhalde yüzlerce insan alınmıştır değil mi? 100 tane benim bildiğimde sadece bölge Demokratik Bölgeler Partisi yöneticisi 100 kişi gözaltına alındı 7 Haziran'dan sonra. Bu yani halk tepki olarak
diyorsun şey yapar, daha fazla oy veriyorsun ama bunlar ama aynı zamanda partinin örgütleyici insanları, seçim kampanyalarını yürüten insanlar. Burada zorlanmıyor mu yoksa hemen? Ya şimdi tabii belki Kürt hareketi tabii ki zorlanıyor. Şimdi bu zorlanman Kürt hareketinin zorlanmasından daha da öte başka bir şey ya. Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dikkate almadığı bu siyasi alandaki, demokratik siyasi alanda böyle gelişi güzel, hiçbir maddi temeli olmayan, hukuksal temeli olmayan operasyonların sık sık yapıyor olması, bir tür demokratik alandaki siyasi tecrübe birikimini buluyor. Ne yazık ki hani bundan murat ettiği şu, yani hani burnunu sürteceğim, kıracağım, etkisiz hale getireceğim. Son 10 yıldaki bu alanda yapılmış bütün, daha önemlisi KCK operasyonuydu. Yani KCK neredeyse parti yönetiminin 1/3 bölgede tutuklanmıştı. Yani bugünkünden kadar. Ama ya öyle bir ağ var ki örgütlü bir hareket, şey espri olarak diyor ya, bunlar parti değil, bunlar organizasyon diyor Selahattin de. Evet biz parti değiliz, sadece parti değiliz diye vurgu yapıyor. Tam da bence buraya vurgu yapıyor. Yani bir sosyal taban örgütlülük var ve o hemen şey oluyor. Yani belediye başkanı açısından olsun, belediye meclis üyesi yani açısından. Yani yeri hemen doluyor. Doluyor, doluyor tabii ki. Ama burada biz kaybediyoruz. Niye biz kaybediyoruz derken? Deneyim, tecrübe, demokratik siyaset tecrübesi bilen, yollayan bilen insanları bir kenara itiyorsun. Orada siyasi hareketi yani bir tür tasfiye etmek, elime etmenin yolu bu değil. Demokratik siyaseti önüne açacak bir yol izlenmiyor. Siz Barış Meclisi olarak bunu çok yakından takip ettiniz. Bölgede bir ara bu hendekler vesaireler, sokağa çıkma hesapları, çok gergin atmosferler vardı. Şimdi epey bir azaldı ama bir ara çok gündemdeydi. Ve bir takım insanlar göç ettiği söylendi yani bu şeylerden dolayı falan. Şimdi bu burada çok sayıda sivil insan, çocuklar, kadınlar, hayatını kaybedenler de oldu. Sivil insanlar da hayatını kaybetti ama bu arada çatışan taraflardan da ölenler oldu. Burada seçmenin ya da Kürtlerin devlete olan zaten mesafesinin iyice açıldığını anlıyoruz. Evet. Bu baskılardan vesaireden. Peki öte yandan Kürt hareketine yönelik bir sorgulama, ya yeter niye bu kadar uzatıyorsunuz gibi şeyler, bu özellikle hendekler, şunlar bunlar gibi olaylardan dolayı bir itiraz var mı? Var. Yani şimdi az önce anlatmaya çalıştığım devamı olarak şunu söyleyeyim. Ben Kürt hareketindeki bir çok gelişmenin bölgedeki bu sorgulamadan kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela eylemsizlik kararı. Onun büyük oranda hani batıdan giden, bizlerden giden talepler ama bölgede ya ne oluyoruz? Sorgusu var. Hendek eylemler, bu çeşitli askere yönelik, polise yönelik, mesela işte bu Suruç katliamında Ceylanpınar'daki şeyinde, bütün bunları ya durun ne oluyor? Sorgulama. Mesela bir örnek vereceğim. Bugün PKK terör örgütü demediği için, tanımlamadığı için 7,5 seneyle yargılanan baro başkanı Tahir Elçi, bu hendeklerin kazıldığı ilk dönemde baro adına gitti, gördü, açıklama yaptı. Ve o açıklama dedi ki bu hendekler kapatılmalı. Yanlış dedi. Yanlış dedi. Bu insan, sivil insan hayatına tehlikeye atıyor dedi. Baro sitesine girdiğimiz zaman Diyarbakır Barosu demek. Yani herhangi bir 81 ilde bir baro değil. O bölgenin hukukçularının nabzının attığı yer demektir. Diyarbakır'dan bunu söylemek İstanbul'da söylemekten daha şeydi, farklıdır. Şimdi hiç kimse bunu duymadı. Hiç kimse, hiç yani devlet şeyini kastediyorum tabii. Yani duymadı. Halbuki yani Diyarbakır'dan, Diyarbakır Barosu'ndan böyle bir sesin çıkması Türkiye barışı için, Kürt sorununun çözümü için, şiddetten uzaklaşmak için, işin normalleşmesi için çok önemli bir şeydi. Böyle benim bildiğim çok sayıda kurum bunu yaptı. Mazlumler yaptı, ihade yaptı. Yani ama baronun yapmış olması bir de hukuksal bir anda ve çok şeyle aldı, eleştiri de aldı bölgeden. Buna rağmen yapıldı. Aynı biçimde siyasetçiler yaptı. Şimdi devlet işte özellikle ilan edildi.
özellikle ilişkin Gülten Kışanak bir açıklama yaptı. Hatırlarsınız. Tabii ki mücadele arkadaşları, mesai arkadaşları gözaltına alındı. Sert bir tonda yaptı. Ama o açıklama, daha sonra Mardin Belediye Başkanı'nın Ahmet Türk'ün bütün belediye başkanları adına yaptığı açıklama, biz Batı kamuoyunu, hükümeti de sevmiyorum, Kürt sorunu takip edenler, önemsiz birer faktör var. Halbuki az önce söylediğimiz, orada bölgede olup bitenlere yönelik önemli doneleri içeren, yani barış ve çözüm için önemli doneleri içeren bir tür Ahmet Türk belediye başkanlarının tamamının adına yaptığı açıklamada bunun nasıl anlaşılması gerekir? Bu tartışmanın, bu olayların nasıl anlaşılması ilişkin bir uyarı yapıyordu. Yol gösteriyordu. Bir, hani hem kendi arkadaşlarına hem Türk siyasetine ya diyordu, dün ne oluyoruz? Ben böyle okuyorum. Okuyordum. Yani orada fiilen ikili özel güvenlik önlemler, yönetim ilan edenlerinde bir ayağı verildi açık konuşmak gerekirse. Bunu, ama Batı kamuoyunu yazar çizer. Şimdi mesela söylediğin Tahir Elçi bu söyledikleriyle değil, terör örgütü değildir diye onu da biliyorsun bir nevi tuzakla dedirtilmiş. Zaten böyle tuzaklar var. Ama onun üzerinden bir kampanya başlayabiliyor. Şimdi toparlayacak olursak HDP'nin baraj diye bir sorunu hiçbir şekilde yok herhalde gördüğümüz kadar. Çok büyük bir şey olmazsa yok bence. Yok öyle bir şey. Ama 5 gün var. Burası Türkiye. Yani şunun için hatırlatıyorum. Hiç aklımın ucundan gelmezdi, burada değerlendirdik. 4 tane emek örgütünün çağrısıyla, 4 emek örgütünün çağrısıyla siyasi herhangi bir kurumun organizasyonu değil. Bunların çağrısıyla Ankara'da barış mitingi oluyordu ve orada katliam oldu. Dünyada katliam olur, peşinden barış mitingi örgütlenir. Bizde barış mitinginde katliam oldu. O yani, nedenle tamam, her türlü programda katliam yaparlar ama insanların seçme tercihini de kolay kolay belirleyemiyorlar. Işte, hayır, ben toplum yani başka bir şey olur. Yani büyük bir provokasyon olur, bir şey olur. Artık bu saat. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi Selahattin Demirtaş'ın son açıklamalarında biz herkes de koalisyona daha önce söylediğini tersi bir şey yapıyor. Evet. Prensip olarak hiç kimseyi reddetmeyiz vesaire diyor. Bu bir ciddi bir değişiklik mi? Bence değişiklik. Doğru olan da budur. Çünkü az önce söylediğim kampanyasının 7 Haziran kampanyasını bütünüyle pozitif ve bugünkü kampanyasında pozitif gelecek üzerine kurmuş var bir siyasi hareketin daha seçim sonuçları belli olmadan yanına yanaşmayız tutumunu sergilemesi doğru değildi. Kendi seçmeni açısından doğru değildi. Bugün büyük ölçüde çok fazla tek başına bir iktidar çıkmayacak. Bir koalisyon yapılma durumu var. Burada AK Parti'nin ayak diyeceğine dair işaretler var. Emareler var. Ama bunun doğru olmadığını, bunun ters tepme ihtimalinin yani böyle bir yola girerse Türkiye için büyük bir kayıp olur. O nedenle mesele hani geriye kalan 3 parti, yani MHP hiçbir içinde böyle bir sürecin içerisinde yer almayacağını, yani HDP ile olmayacağını söylediği için ya da benim gönlümden geçen, politik olarak gönlümden geçen barış mücadelesi açısından, sorunlarımızın çözümü açısından 3 ana öbeğin birlikte yürülmesi gerekir. Yürüyeceği bir yola şey var. Çözüm süreci açısından da şunu kabul etmek gerekir ki artık hani biz şeyde kaldığımız yerden devam edelim diye bir şey yok. 28 Şubat'ta gibi yeni bir yol haritasına ihtiyaç var. Bu yeni yol haritasını 3 siyasal odağın birlikte asgari ortaklaşmasıyla mümkün olabilir. Bu açıdan hani Kılıçdaroğlu'nun 4 partinin ortak çalışması denilen şey bana çok doğru gelmiyor. Yani çünkü baştan reddiyetçi bir yerden kuruluyor. Onların da katılabileceği mi? MHP seçmenini de dikkate alan bir şey yapılır ama 3
Parti'nin birlikte yürüyeceği bir yol haritasına ihtiyaç var. Bunun için öncelikle bu seçim hani bir Kasım'a kadar uzanmış bizi Kasım'a kadar süren eylemsizlik, tek taraflı eylemsizlik kararının çatışmazlığa dönüşmesi gerekir. Bunun tek bir yolu var. Öcalan'la görüşmenin sağlanmasıdır. Yani Öcalan'la devletin görüşmesini kastetmiyoruz. Avukatım olur, ailesi mi olur, asisim olur, siyasi temsilcilerim olur. Çünkü 1 Kasım'da, 2 Kasım'da yeniden çatışmalara dönmüş olmak, bugünkü halin daha büyük, yani bugünkü hani kaygıların, kuşkuların, korkuların daha fazla depreşmesi, yeni bir yol haritasının, Kürt sorununda demokratik çözüme yol haritasının yapılmasının olanaklarını çok zorlar. Yani tartışılamaz, zor tartışılır. O zaman çatışmasız, eylemsizliğin çatışmasızlığa dönüşmesi gerekir. Burada PKK'nin de daha demokratik siyasetin önünü açacak, HDP'nin önünü açacak, etkin bir biçimde. Hani ben HDP'nin önünü kestiğini kastetmiyorum ama rahat ortam yapacak. Çünkü bütün devlet kurumları, herkese, dün akşam yine aynı program sıkıya yapıldı. Yani terör örgütü değil mi PKK diye. Yani karşısındaki gazeteci hepsi, üçü de benim de tanıdığım, çok iyi sizin de tanıdığınız ama bu soru soruluyor. Sorunlu hale geldiğimiz bir yerde. Ahmet, yani sırrı ya. Yani işte bu sorulur hale geldiği bir ortamda ortam var. Bunu bu açıdan eylemsizlik kararını çatışmasına dönüştürmek için daha siyasal olarak daha sağlam bir yerde durmalıdır ve bu sağlanmalıdır. Yeni bir, yani meclisin odaklı olduğu bu anlamda, meclis çalışmalarının daha şeffaf olan. Hani biz bunu çözüm sürecinde dillendirdiğimizde kimi dostlar bize ya bundan siz ne istiyorsunuz? Canlı yayın mı yapılsın deniyordu. Gördük ki bugün her iki tarafın açıklamalarında aslında bilinmesinde kamuoyunun hiçbir sakınca olmayan, hatta bazı bilinen şeylerde daha desteği daha büyüyecek bilgiler dahi toplumdan gizlenerek yapılmış. Bu kadar gizliye dayalı çözüm sürecinin 3 yıl sürmüş olması da şaşırtıcı bir şey bir anlamıyla. Daha şeffaf olmalı. Daha şimdi açık olmalı. Meclisin onda. Bunun için mutlaka ve mutlaka bir defa AK Parti bugünkü politikasını terk etmelidir. CHP açıkça daha net, açık, belirgin bir ve hani bu MHP ile de biz bu iş olur, dört parti olur dediğim zaman hani CHP en azından böyle anlaşılır. Yani o sorumluluğu üzerinden yıkmak için, nasıl MHP böyle bir şeye yanaşmayacağı için bunu yapıyor. Daha belirgin bir politikayla bu işi yürütmelidir. Şimdi toparlayacak olursak şunu söyleyeyim. Bir kere dünkü yayını ben izleyemedim. CNN'deki Sırrı Süreyya Önder yayını. Biz o sırada İMC'de Çiğdem Toker ve Banu Güven'le Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soruyorduk aynı sıralarda. Ama daha sonra arkadaşlardan öğrendim. Sırrı'yla da konuştum, hatta Sırrı Süreyya'yla. Şöyle bir şey var. Çok bu seçim hep yapıldı. Daha önce, yıllar önce Refah Partisi'ne falan çok yapılırdı bu. Medyanın, ana akım medyanın, merkez medyanın böyle dışarıya itilenlere karşı bir acımasızlığı oluyor. Bu seçimde bu çok net bir şekilde oluyor. Yani gerçekten insan gazeteci olarak çok rahatsız oluyor. Yani bu zaten çıkartmıyorsun, az bir şey yapıyorsun. Onda da her seferinde, yani sadece HDP'lilere değil, işte Tahir Elçi örneğinde olduğu gibi, yani insanlardan, yani sen buraya çıkıyorsan önce bir takım hani kelime-i şehadet getirir gibi. Hani namaz kılmadan önce ya da abdest. Yani böyle bir takım şeyler koyuyorlar. Hiç kimseye koymuyorlar bunu ama. Yani bu çok acayip gayri adil. Yani bunu tabii bir demokrat kimliğiyle yapıldığı zaman, demokrat, liberal kimliği yaptığın daha iyi. Bir de ya bu kadar tecrübeden sonra bunu yapıyoruz. Yani biz bunları hep yaşadık. Ama bir de şöyle de bir şey var. Akacak kan damarda durmuyor. Yani engelleyemiyorsun. Bu bir hareketse, bu belli bir mümkün şeyse mi? Zaten. Yani ki şu anda, yani siz bakın bölgeden herhangi bir baro başkanına o soruyu tarihe sorsunlar. Bir tanesinden istediği yanıtı aramazlar. Altın olacak. Ya bir sorun çözülmüş de olmaz. Ama buraya dönmüş olmak, tartışmayı buraya, şimdi tartışmayı oraya sığınıyor. Kürt meselesinde PKK terör örgütü mü değil mi tartışmasına
çektiğiniz zaman ya da kınıyor musunuz, kınmıyor. Ya siyaset meydanından, Ali Kırca'nın siyaset meydanında sorulurdu. Akın Birdal'a bu soru ilk onlar iadelilere sorulmaya başladı. Kürt siyasetçiler çıkmadan önce. Yani şimdi niye 30 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakışımız sonra diyoruz ki ya bu böyle çözülmez. Halbuki aynı şeyi biz tekrarlıyoruz. Sorun şurada, yani öyle bitirelim. Bu hareket 30 yılda çok büyük mesafe kat etti. O hareketi engellemek isteyenler hala 30 yıl önce yöntemleriyle mücadele. Bir de gerçek olan şu ki 30 yılda hareket çok değişti. Yani Kürt hareketi yani öyle 90'lardaki 80'lerdeki Kürt hareketi değil artık. Yani bunu görmeden siyaset okumaya çalışmak mümkün değil. Bakın göreceksiniz. Bu seçimlerde geçen seçimlerde biliyorsun 2011 seçiminde ip usulüyle bağımsız aday seçim ya olmaz deniyorduk. Hep yani kimse neredeyse hiçbir seçim bölgesinde hesapları yanlış çıkmadı. Bunu tesadüfen değil bu. Tabii. Belediye başkanı seçimlerde her defasında aynı şey oldu. Bunun bir maddi zemini var. Bu sefer de aynı şey olacak. Tek tek ev geziyorlar. Köy dernekleri, mahalle dernekleri geziyorlar. Yöresel kahvaltılar, yemekler düzenliyorlar. Ve İstanbul'dan biliyorum. Yani baş seçim bölgesinde İstanbul'da benim gördüğüm ettiğimde yani etrafımızda görülen edinen de sadece bu yani ana akım medyanın bu tutumu nedeniyle HDP'ye çekincelerine rağmen oy verecek insanlar çıkıyor. Burada noktayı koyalım. Tamam. Evet, Hakan Tağmaz'la HDP'yi konuştuk. Dört partiyi iki gün boyunca ele aldık. Hakan'a çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler.